Yeniden merhaba. Böyle bolca konuştuğum bir videoyla daha sizlerle birlikteyim. Bugün biraz etrafım kalabalık, düzgün ışık buradan geliyor evime. Ama maalesef burada artık bir kedi ağacım var. Notlarımı aldım geldim. Bugün Kore'deki fiyatlar üzerine biraz konuşmak istiyorum. Bu soru bana bayağı gelmişti. Aslında soru cevap videosunun içine koymak istiyordum bunu. Ama baktım ki 1-2 dakikaya sığdırabileceğim bir muhabbet değil. Dedim ayrıca konuşayım. Şimdi Kore'ye gelmek istiyoruz. Kısa süreli geleceksek bunun zaten hani muhabbet ayrı yapılır. Yaşamak için gelmekten bugün bahsedeceğim. Fiyatlar Kore için Seul'de mi yaşamak istiyorsunuz, Seul'ün dışında mı yaşamak istiyorsunuz? Buna göre çok değişiyor öncelikle. Nasıl Türkiye'de de İzmir, İstanbul, Ankara, ileride ilçelerde yaşadığımızda birbirinden farklı. Kore'de de aynen bu şekilde. Bu arada bu aralar enflasyon yüzünden Kore'de bayağı bir pahalılaşma var. İlk geldiğimde şu an kesinlikle aynı değil. Bu arada bana şunlara da gelmeyin. Yağmur banka ettim. Ayda 300 dolarla yaşadım, 500 dolarla yaşadım. Herkesin yaşadığı içinde. Ben gördüğüm kadarıyla, gözlem yaptığım kadarıyla söyleyeceğim. Öncelikle ev kiralarından anlatmaya başlayayım. Yurtta mı kalacaksınız, evde mi kalacaksınız? Tabii ki fiyatlar buna göre de değişiyor. Ve her yurt avantajlı değil. Mesela bizim yurdumuz konumuna göre çok uygun fiyatlı bir yurt. 3 aylığına, 2,5 aylığına olması gerekiyor. Bir dönemine 750 bin won veriyorsunuz. Seul'de olmayacak bir fiyat. Ama işte yurdun dezavantajları var. Mesela bizim yurdumuzdan yazın çıkmanız gerekiyor. Farklı bir örnek. Suwon'da Selin'in okulu var. Kanalından biliyorsunuzdur. O mesela ayda 400 dolar mı ne onların yurdu. Bayağı pahalı. Çünkü Suwon'da evler Seul'e göre daha ucuz. İnsanlar özellikle ev paylaşımı yaptığında hani bir eve 250 bin won, 300 bin won civarı ödüyorlar. Ona göre 400 bin won pahalı kalıyor yani aylık. Seul için kiralardan konuşacak olursam, Seul ve aslında artık yakın şehirlerde de böyle. Başınızı sokabileceğiniz ev 300 bin won. Çok fazla ev çeşidi var Seul'de. Goshiwon var, Opistel var, Wanroom var. Bunların hepsinin fiyatları ve ödeme tarzları aslında farklı. Goshiwon'lar ve uygun fiyatlı Wanroom'lar 350 bin won'dan başlıyor diyeyim. 300 bin won'dan, 350 bin won'dan başlıyor. İşte daha merkezi olsun, biraz daha büyük olsun, batar kat olmasın gibi seçeneklerle işte 400, 500, 600 bin won, böyle öğrencilerin yaşadığı yerler 900 bin won bu şekilde çıkabiliyor. Daha iyi evlerde yaşamak isterseniz de 2000 dolar, 3000 dolar, yani sonu yok. 10 bin dolar kirası olan yer de var. Depozito problemi var Kore'de. Goshiwon'larda depozito vermiyorsunuz. One Room'ların eskiden 3000 dolar civarında güzel depozitolu evler vardı. Artık 10 bin dolar diyeyim. En iyi One Room'ların, özellikle iki kişi yaşayacaksanız tavsiye edeceğim, 30 bin dolar depozitolu yerler. Tabii ki bunlar bizim için büyük paralar maalesef. Ama ev fiyatları yani bu şekilde. Biraz örnek, bu arada resim de koymaya çalışırım. 30 bin dolar civarı falan. Bu depozitolar normal depozitolar. 50 bin dolar, 100 bin dolar depozitosu olan yer de var. Chonse denilen bir sistem var. Bu arada şu an bayağı güvensiz bir sistem Kore'de. Depozitoyu çok yüksek verip kira ödememeniz, o artık 1 milyon dolar, 2 milyon dolar depozitolara kadar çıkıyor. Ödeyeceğiniz para ortalama 300 dolar, 600 dolar arası gibi düşünebilirsiniz. Daha uygun fiyata kalan arkadaşlarım olmadı mı? Şillim gibi uygun fiyatlı yerlerde yaşarsanız, yani üniversiteniz oraya yakın sayıda, yol çekerim dersiniz, uygun fiyata daha güzel evlere çıkabilirsiniz. Ayrıca ben One Room'da iki kişi yaşayan da çok gördüm. Hani iki kardeş gelenler, yakın arkadaş gelenler, o zaman da tabii kira 150-150 gibi falan oluyor. İyice uygun oluyor. Ama tabii ki burada işte 4 sene yaşayacağım, üniversite okuyacağım tarzı hedefleriniz varsa, iki kişi 6 metrekare bir odada yaşamak sizi çok zorlayacaktır diye düşünüyorum. Şimdi kiramızı ödedik. Zorunlu olarak ödememiz gereken bir diğer masraf da sağlık sigortası. Sağlık sigortasını devlet bursu alıyorsanız, burs videomu hemen şuraya linkliyorum. Burs aldığınız zaman sağlık sigortanızı ödüyorlar. Eğer ki kendiniz ödeyeceksiniz, ilk 6 ay toplamda 120 dolar mı ne, bayağı ucuz. Yani total 6 ay için. 6 ayın üstüne her ay şu an 47 bin won oldu. Telefon faturası yine çok değişken. Benim şu anki hattım, eskiden çalışırken bunun sözleşmesini yapmıştım. Sınırsız internete ihtiyacım vardı. En buranın bilindik, bizim işte Turkcell, Vodafone gibi olan firmasının sınırsız hattını kullanıyorum. 42 bin won mu? Öyle bir şey ödüyorum. Gayet memnunum. 42 bin won ödemek istemiyorsanız 10 bin wona da hat var. Bir diğer zorunlu olarak ödediğiniz şey ulaşım. Ulaşım tabii ki fiyatları şuna göre değişiyor. Yurtta yaşıyorsanız veya okulunuza yürüme mesafesinde yaşıyorsanız daha az kart basıyorsunuz. Eğer her gün okula gidip geliyorsanız daha çok basıyorsunuz. Bir basım burada 1250 won.
1.250. Ve bunun üzerine de şehirler arası otobüs kullanıyorsanız fiyatı 2.300'dü en son diye hatırlıyorum. 2 dolar falan diyebilirim ya yani şehirler arası otobüs. Ve onun haricinde aktarma da bastığınızda 210. Eğer her gün kart basarsanız, hafta sonları da gezerseniz 75-100 bin won arası ödüyorsunuz ulaşıma. Taksi kullanırsanız illaki kullanmanız gereken zamanlar oluyor. Daha fazla ödüyorsunuz. Yani ulaşıma ayda yürüme mesafesinde bir okulunuz varsa 30 dolar civarı, yoksa da 75-120 dolar arası düşünebilirsiniz. Bu arada evden bahsederken faturalardan bahsetmedim çünkü herkes çok farklı yakıyor ve bazı evlerine dediğim gibi içine faturalar dahil, ama genel olarak elektrik çok ucuz, gaz çok pahalı. Elektriğe yani 5-10 dolar, 20 dolar en fazla verirsiniz kaç kişi yaşadığınıza bağlı olarak. Hala gaz çok değişken. Ben küçücük evimde neden o kadar yüksek geldi onu da bilmiyorum ama 120 dolara kadar verdiğim olmuştu. O ay beni maddi olarak çok sarsmıştı gaz. Hiç yakmayan arkadaşlarım da vardı ceketle oturan. O yüzden gaz da çok değişken. Ama faturalara da ortalama bir 50 dolar 100 dolar arası verdiğinizi düşünebilirsiniz. Merhaba. Şimdi yemek fiyatlarına gelirsek, yani bu bile çok değişken. Çünkü ben günde bir öğün yiyen insan bile biliyorum. Yani bir öğün yiyenle üç öğün yiyen aynı olmaz diye düşünüyorum. Ama ben size yine üç öğün yiyen bir insan için, öğrenci için bir fiyat vereyim. Diyelim ki sabah kahvaltınızı bir yumurta ekmek reçel yediniz. Ya da yulaf lapası, içine azıcık muz falan keserek yumurta yiyorum bazen yanına. Bu genelde 3.500-4.000 won civarı bir şey tutuyor. Öğle yemeğinizi de öğrenci lokantasında yediniz. Fiyatları değişmekle birlikte 3.500 won, 5.500 won arasıdır diyelim. Bizim yemekhanemiz 4.5 olduğu için ben 4.5'tan aldım. Akşam yemeğinde de esnaf lokantasına gittiniz, yediniz. 8 dolarlık bir yemek yediniz. Eğer bu şekilde yerseniz ortalama yemeğe ödeyeceğiniz fiyat 450-500 bin wondur. Genelde dışarıda yiyen, yurtta yaşayan öğrenciler için söylüyorum bu fiyatı. Bence evde yaşamak çok daha avantajlıya geliyor. Çünkü bir hani tavuk pilavı 2-2,5 wona ya da dondurulmuş sebze alıp yemek fiyatlarını düşünüp falan çok çok ucuza yiyebiliyorum mesela ben. Ya da atıştırmalıklarımı eve toplu alıp market fiyatlarından çok daha ucuza tüketiyorum. İndirimleri takip ediyorum. Bu konuda bence evde yaşamak veya mutfağı olan bir yurtta yaşamak düşürür yani bayağı mutfak masraflarınızı diyeyim. Markete gittiğinizde bir kutu meyvenin fiyatı, örneğin çileğin fiyatı 6.000 won'dan başlar, 15.000 won'a kadar çıkar. Ama manavda ben 15.000 won verdiğim zaman işte salatalık, domates, marul, limon üstüne bir kutu çilek alabiliyorum. Bu yüzden neyin nerede ucuz olduğunu takip etmeniz gerekiyor. Ama dediğim gibi bu tasarruflara kaçsam bile hafta sonu arkadaşlarımla bir yemek yediğim için, her gün kahve içtiğim için yine bu fiyatlara çıkıyor yani. Süt ürünleri çok pahalı, peynir, yoğurt gibi şeyler çünkü tüketilmiyor burada. İlla ki daha fazla ödeyeceksiniz. Ya da mesela sigara tüketiyor musunuz? Burada sigara Türkiye'ye göre ucuzmuş. Ama mesela tüketiyorsanız illa ki onun fiyatı üstüne yansır. Her gün dışarıda kahve içiyorsanız yansır. Kıyafet bence Türkiye ile benzer fiyatlarda artık. Genel olarak Kore'de yaşamaya en asgari benim gördüğüm 800 bin won. Ortalama bir hayat yaşamak istiyorsanız, bir öğrenci hayatı 1.000-1.500 dolar arası. Eğer daha fazla harcama lüksünüz varsa da sonsuz harcayabilirsiniz Kore'de. Bir şekilde özetleyebilirim. Yağmur, ben Kore'ye çok gelmek istiyorum ama benim hiç o kadar param yok. Nasıl geleceğim? Bursları takip edeceğiz. Ben de Bursa'ya geldim. Şuradan tekrar kendi küçük reklamımı yapayım. Peki şimdilik anlatmak istediklerim bu kadar. Eğer daha fazla sormak istediğiniz şeyler varsa yorumlardan ya da Instagram'dan bana ulaşabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakıyorsunuz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.